baş üstüne. Bugün bunlara ne oluyor ya? Doğal dokular, doğa renklerinin üzerine gitmekten yanayım. Organik dokumalar, masif, ahşap vesaire. Son 10 yılın teması bu zaten. Hiç. Hiç derken... ben çay iç sütle denediniz mi diyecektim. Konumuz mobilya ve dekorasyon alanında farklılık yaratmak Hayat Hanım. Eğer bir kafe açmak istersek sizin de fikrinizi alırız, emin olun. Peki nasıl bir farklılık yaratmayı düşünüyorsunuz? Kısmet sektörüne bile hile hurda karıştırmışlar. Bu ilk defa başımıza gelmiyor ki. Aa. 1.80 dediler de boyu benden kısa mı çıkmadı? Ay. Mavi gözlü dediler de lensi mi fırtlamadı? Evi var, arabası var dediler. Borçlu mu çıkmadı? Çıktı, çıktı. Damat adayı aramaktan bizim de canımız çıktı. Ama pes etmek yok. Zorluklar bizi yıldıramaz. Yahu şu koskoca İstanbul'da şöyle eli yüzü düzgün, cömert, anlayışlı, efendim yakışıklı bir damat adayı yok mu? Elbette var bir yerlerde ve biz onu bulacağız. Bulacağız. Hay hadi inşallah. Merhaba. Rahatsız etmiyorum umarım. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk Aslı. Aslı. Bu beyefendi oğlum da kim oluyor? O Kerem. Ne haber Kerem? Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buralara kadar? Sen geçen canım dut çek dedin ya, ben de bizim bahçeden topladım. Geçerken de sana bırakayım istedim. Ay, vallahi ne gerek vardı? Hiç gerek yoktu, çok iyi etmişsin getirmekle. Teşekkür ederiz. Oldu. Afiyet olsun Aslı. Bu hanımefendiler kim? Bu Fadik teyzem, bizim ev sahibimiz. Bu da Emine teyzem, ev arkadaşımın annesi. İpek Hanım'ın annesi mi? Öbürünün annesi. Hanımlar, sizinle tanışmak benim için büyük bir şeref. Anneler ve teyzeler hep kutsal olmuştur benim için. Çok memnun oldum. Kerem'im ben. Vallahi ben de oldum. Yavrum, sen ne kadar beyefendi bir çocuksun böyle. Estağfurullah efendim. Aslı, Kerem Bey oğlumla nereden tanışıyoruz dediydin? Öyle bir şey demediydim. Kerem, bizim Kerem. Kerem bizim elimiz ayağımız. Kerem var ya Kerem, aslan aslan, koca koç. Kerem. Nereden tanışıyorsunuz? İpek'ten. İpek dolayısıyla. Kerem'le İpek aslında şeyler. Neyler? Biz aslında... kuzenler. Kuzen mi? Bir de ortalıkta tasarımcıyım diye geziyor. Ha, yemin ederim sen ben daha iyi şeyler önerirdik. Konu ne? Yok beton çağıymış, yok doğaya dönüşmüş. Doğaya dönmek sen yayla çıksın efendim. Sonra Murat Bey bana kızıyor, sinirini benden çıkarıyor. Adama bey dedim, ağzım gıcışlendi. Hayat Hanım. Ne çağlandım ne? Ya yalan mı? Adam sadece zort zort azarlasın. Ne dedin sen az önce? Zor dedim. Ondan önce. Ne dediysem dedim. Daha doğrusu ne düşünüyorsam onu söyledim. İyi. Şimdi gel bunu içeridekilere de söyle. Yok artık. Uygun olmayabilir. Söylemesem olmaz mı?
benim cümlemin sonunda soru işareti var mıydı? Yoktu. O yüzden bu bir soru değil, emir. Hadi o zaman. Yavrum, sen ne işle iştigal ediyorsun? Ayıptır sorması acaba? Efendim, ben özel bir şirkette makam şoförlüğü yapıyorum. Yapıştır bir artık kız. Yapıştırdım gitti. Beni yapıştıracaklardı böyle beni. Aileniz kimlerdendir acaba oğlum? Ha, biz yedi göbek Balatlıyız efendim. Balat'ta Kerem Akar dediniz mi, akan sular durur. Çevremiz geniştir çok şükür. Bu doğru mu? Sayılan, sevilen bir aileleriz. Kız hadi çak bir artı daha. Çaktım gitti. Bana çakacaklar bana. Askerliğini yapmış mıydın? Vatanıma, milletime borcumu ödedim çok şükür Emine teyzeciğim. Ben senin Emine teyzeciğim diyen dillerini severim. Oy, oy. İyi olacak hastam. Doktor ayağına gelirmiş değil mi kızlar? Öyle vallahi öyle. Yok, ben artık iflah almam. Siz emredin, bundan sonra ben sizin hizmetinizdeyim. Gel sana bir sarılayım ben evlatçığım. Uy, uy. Mevlam elimizin boş dönmesine razı gelmedi bak. Fadik, artıyı boş ver. Kalp koy buna sen kalp. Kız var ya oldu bu iş ha. Sen benim üstüme de bir çizik at Fadik teyze. Çiz. Doğaya dönmek isteyen yaylaya çıksın öyle değil mi? Bana sorarsanız ki Murat Bey sorduğu için buradayım. Önerdiğiniz her şey çok sıradan, ultra klişe ve ilk akla gelen. Başka bir yeriniz yoksa ben anlaştım. Öneriniz? Anlamadım. Öneriniz de peki?